Geçen senenin malı dahi ellerde kalıyor. O nedenle Türkiye Değişim Partisi'nden de mutlaka tarıma ve çiftçimize alım garantisi vererek onların yüzünü güldürmeyi Rabbim inşallah bize kısmedecek. Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül dün şehrimizde çeşitli temaslarda bulundu. Çok sayıda vatandaşla sohbet eden ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Sarıgül, radyomuzda canlı yayın konuğumuz olup, Çankırı Postası Genel Yayın Yönetmeni Ercan Şeker'in sorularını yanıtladı. Çankırı ve ülkenin sorunlarının masaya yatırıldığı program büyük ilgi gördü. Değişim Partisi'nin genel başkanı Gençlik Kolu Başkanı'dır. Çünkü ben bunların hepsinin ne olduğunu biliyorum. Ben sabahleyin saat 6'da kalkardım, gece 12'ye kadar köleyi zora gibi kapı kapı koşardım. Benim milletvekilim de öyle olacak. Çankırı'da oturmayan asla ve asla benim milletvekili olmayacak. Bunu doğru bulmam. Biz tekrar Türkiye Değişim Partisi olarak siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştiren bir partiyiz. Yine de biz kötülemek için, karalamak için değil, çare bulmak için yollarda olacağız. Ben bakıyorum, şu Çankırı'ya girerken bir tarafta bakıyorsun 18 kat yükseliyor, bir tarafta 6 kat var. Bunu da ben mesela doğru bulmam. İsterim ki ben buranın bir bölgesini gerçekten ayırsınlar, gökdelen bölgesi yapsınlar. Ama eski dokuya da dokunmasınlar. Çankırı'nın 1935 yılındaki bir resmini karşımda görüyorum ve ne kadar mutluyum. Keşke o Çankırı aynı şekilde korunsaydı da buraya turist akardı. Burası bambaşka bir şey olurdu. Bir şehrin doğal dokusunu bozmamak lazım. O kentte atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı o tarihi dokuyu da korumak lazım. Kararlarımız aynı zamanda belediye meclis üyesi olmalı ve belediyelerde siyaset değil, o kentin sorunları konuşulmalı. Belediye başkanları da o zaman asla bir siyasi partiden seçilse bile o siyasi parti gönlünde olmalı. Seçildikten sonra rozetini çıkarmalı ve bütün yurttaşlarımıza eşit olmalı. Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuzdan günden bugüne demokratik parlamenter sistemi savunan bir siyasi partiyiz. Bizim ana fikrimiz şudur: tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı. Bu noktada bu görüşlerimize evet diyen, bu görüşlerimizi destekleyen siyasi partilerle görüşmemizde büyük fayda vardır. Demokrasi içerisinde zaman zaman farklı görüşler olsa bile ülkemizin ana konularını ilgilendiren, ana fikrini ilgilendiren konular üzerinde bir toplumsal uzlaşma, toplumsal mutabakat sağlanabiliyorsa bu ülkemiz adına, demokrasi adına son derece önemlidir. Biz diğer siyasi partilerin demokratik parlamenter sistemi biz savunduğumuz zaman bu noktada değildi birçoğu. Ama şimdi bu noktada olmaları bizi son derece sevindiriyor. Türkiye'de gerçekten biz başkanlık sisteminin son derece yararlı, hayırlı bir sistem olduğuna inansak bunu da destekleriz. Başkanı var ya, alem adam ya. Nerede başkanım? Hoş geldiniz. Sevgili başkanım. Buyurun. Çat kapı. Biliyorum. Hayır, ben radyodan çıkarken görünce dedim bir orayı meslek alayım. Çok sağ olun sen başkanım. Vallahi başkanım çok yoğunuz. Lütfen. Hemen dönmek istiyorum. Akşam bir program var. Ama sizi görünce ormana gitmek istedim. Şimdi duyarsanız Sarıgül buraya gelmiş, oraya ormanda olur mu böyle bir şey? Şaban Uluteş Devrem. Ooo! Çok selam. Biz de genel başkanım mısın? Evet, çok selam. Aa, çok memnun oldum. Çok seviyorum bunu. 3 yıl beraber okudum. Çok. Murat'cığım, hep temaslarını kur. Aydın Bey'le iletişim halinde. Hep temaslarını kur. İl başkanı. Evet, Aydın Bey'in başkanı. Akıllı insan, aklı başlı insanlar bir araya gelecek. Hadi görüşürüz, alayım ben. Genel başkanım, bir başka zaman ben kongreye geleceğim. Bir sabah kongreye geldik de olur. Kongreyi yapacağım zaman başkanım görüşmek üzere. Görüşürüz. Rahatsız olun başkanım, rahatsız olun. Hadi. Gelin.